Sayın seyirciler, piyasalardan da notlar aktaracağız. Telefon attığımızda ALB Forex analistlerinden Rıdvan Baştürk var. Sayın Baştürk, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Aslında isterseniz sıcağı sıcağına dolarla başlamak istiyorum. Bugün dolara ilişkin çok haber vardı. 2.88, 2.89, 2.90 şu anda da 2 yine 89 seviyelerinden işlem görüyor sanıyoruz. Ne olacak bu dolardaki son durum Sayın Baştürk, neler söyleriz? Evet, bugün olduğu kadar aslında biz haftanın genelinde de kur tarafında oldukça yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere tabii ki de volatil bir hareketlilik gördük. Yüksekti bu hareketlilik. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Hafta başında biz 2.96'ya giderken buradaki en önemli sebep tabii hafta sonunda yaşanan üzücü terör olaylarıydı. Evet. Bununla birlikte yukarı yönlü sert hareketler oldu ama hafta geneline bakıldığında 2.87 seviyesine kadar gevşeyen bir kuru vardı. Burada tabii ki de Amerika bazlı gittiğimizi söyleyebiliriz. FED'den faiz artırım beklentileri biraz ötelenmiş durumda. Özellikle Ekim ayında 28 Ekim'de yapılacak olan toplantıda FED'den herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Ve Aralık ayındaki toplantıya ilişkin beklentiler de her geçen gün azalmakta. Bu da tabii ki de doların global bazda değer kaybetmesini destekleyen en önemli neden olarak gözüküyor. Bu kapsamda Türk lirası ve diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında haftanın genelinde değerliydi. Bugüne baktığımızda ise özellikle düne de değinmek istiyorum. Amerika'dan enflasyon verileri vardı ve enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Gerek bu iyi veri, gerekse tabii bugün haber akışlarına baktığımız zaman bir insansız hava aracının düşürüldüğü haberi vardı. Tabii bu da bir endişe verici haber olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde tansiyonun yükselmesine sınırda neden olabilir. Bununla birlikte 2.91'e gittik sizin de söylediğiniz gibi ama şu an tekrardan 2.90 sınırında işlem gören bir kuru görüyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olabilir değindiğimizde tabii sıkıntılı bir süreç var aslında. 2 haftalık bir dönem var, özellikle erken seçim. Tabii ki de riskli olmaya devam edecektir. Diğer taraftan sınırda olabilecek haber akışları veya gelebilecek olaylara bağlı olarak tabii ki de Türk lirasında negatif ayrışma görebiliriz. Ancak bu tür bir haber akışı gelmediği sürece en azından seçime kadarki sürede özellikle aşağıda 2.85 seviyesi var. Oraya kadar bir geri çekilme kur tarafında yaşanması muhtemel gözüküyor. Ancak her zaman biz yurt içine biraz temkinli bakıyoruz şu, özellikle son dönemlerde. İçeriden gelebilecek herhangi bir haber akışı, özellikle hafta sonuna dikkat çekmek istiyorum. Burada gelebilecek herhangi bir haber akışıyla birlikte bu hafta nasıl biz yukarıda başladıysa kura, önümüzdeki haftada tekrardan 2.93-2.96 bandı arasında seyredebilecek bir kur görmemiz muhtemel gözüküyor. Evet, Sayın Baştürk, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Aktardığınız bilgiler için piyasaya ilişkin önemli verileri de açıkladınız. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sayın seyirciler, ekonomide bu haftanın